namazı öğrenmek için akıllı seccade kullanmak uygun mudur? Şöyle ki, ilk defa kılıyorsun, yeni Müslüman oldun veya affedersiniz yani yeni Müslüman değilsin de yeni namaza başladın. Çünkü biliyorsunuz Müslüman olduğunda namaz farz hemen. Mesela ikindi vakti gittin Sultanahmet'e dolaşıyorsun. Blue Mosque falan diye geziyorsun. Oh very interesting, oh beautiful falan derken için böyle kaynıyor, tamam. Hocaya geliyorsun orada. İslam bana anlat falan filan diyorsun. Anlatıyor o da. Bakın İngilizcesi de varmış. Sana amentü falan diyor. Allah'tan iman. Bir anda Müslüman oldu. İkindi namazı girdi. Gusl edeceksin, ikindiyi kılacaksın. Yeni Müslüman oldun ama beklemeyeceksin yani. Ben 60'ına geldiğimde hoca 60'ına geldim. Yok o değil. İslam'la beraber Müslüman. Kızıyorsunuz değil mi? Çok sulu konuşuyorum. Haklısınız. Aslında bu iş çok ciddi mesele. Yeni başlıyorum, bilemiyorum, karıştırıyorum diyebilir. O süreçte akıllı seccade demeyelim ona. Nereden bulmuşlar akıllı seccadeyi be? Seccadenin akıllısı mı olur? Secde eden akıllıdır. Seccade akıllı olur mu? Neyse. Oradan sana akıl veriyor. Tamam. Allahu Ekber, rüküye git falan diyor. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbi. Öğrenmek için. 70 yaşına gelmişsin, hala 30 sene. Seccademden aynı. Çok seviyor. Biz böyle bir iletişim halindeyiz. Olmaz o. Senin kendi başına okuman lazım. Bunun sebebi şu. Şaka bir yana. Dışarıdan komut alıyorsun. Namazda dışarıdan komutla namazı kılmaman lazım. Namazda hep söylüyorsun ya. Allah ile kulun arasına girmeyin. Ben de aynısını söylüyorum. Araya bir şey sokma. Allah'ın cümleleriyle, verdiği kelimelerle Allah'a yalvar yakar. Dolayısıyla öğrenmek maksadıyla ilk günler, ilk zamanlar çocuğum alışsın veya Alzheimer hastası, unutkan. Allahu Ekber diyor, ne oldu ya falan diyor. Kim tekbiri getirdi? Tekbiri bile unutabiliyor. O zaman seccade ne yapabilir? Yeter ki namazdan mahrum kalmasın diye seccadeyle bile akıllandırdık. Allah Teala bizim de aklımızı secdelerde nurlananlardan eylesin.